Hollywood'un en ünlü çiftlerinden biriydiler. Yaş farkı, statü, dedikodular, yasaklar ve tüm imkansızlıklara karşı birbirlerinden vazgeçmeyip evlendiler. Ancak bu evlilik her ikisi için de tam anlamıyla bir cehenneme dönüştü. Kıskançlık, şiddet, alkol, uyuşturucu, aldatma, tehdit ve karalamalarla sonlanan bu evlilik skandallar tarihte kendine yer buldu. Bu kadar tanımdan sonra kimlerden bahsettiğimi eminim ki anlamışsınızdır. Evet, Johnny Depp ve Amber Heard'ün romantizmle başlayıp korku filmi gibi biten yüksek hasıla hikayesini anlatıyorum. Masalları andıran aşkları onları nasıl içine çeken zehirli bir bataklığa dönüştü, asıl kurban kimdi, hepsini konuşacağız ama önce sizden küçük bir ricam olacak. Her gün en az bir özel içerik yayınladığımız YouTube kanalımıza sizleri de bekliyoruz. Yalnızca birkaç saniyenizi ayırıp abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Çay ve kahveleriniz hazırsa kazanı kaynatmaya başlıyorum. Her şey 2009 yılında The Rum Diary filminin çekimleri sırasında başladı. Johnny ve Amber ilk defa sette tanıştı. Türkçe'ye tutku günlükleri olarak çevrilen filmde Johnny Depp Paul Kemp adında gazeteci rolünü oynuyordu. Amber Heard ise filmin Shenald karakterini canlandırdı. Yıllar sonra ikiliyi karşı karşıya getiren mahkemede eski eşiyle ilk tanıştığı anı anlatan Johnny Depp, Amber Heard ile filmdeki bir öpüşme sahnesinde yakınlık hissettiğini söylüyordu. Ancak o dönem Johnny iki çocuğunun annesi Vanessa Paradis ile evliydi. Ayrıca o dönem Johnny 48 yaşında, Amber ise 25 yaşındaydı. Depp, Hollywood'un en tanınmış ve saygın oyuncularından biriydi. Birçok unutulmaz rolde yer almış ve büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Amber Heard ise genç bir oyuncu olarak yükselişteydi ve The Rum Diary'deki performans ona daha geniş bir tanınırlık sağladı. İkili 2009'da sette tanıştı dedik ama anlattıklarına göre çekimlerden sonra hiç görüşmemişler. Ta ki ilk tanışmalarından 2 yıl sonra filmlerin tanıtımı için tekrar bir araya gelene kadar. Amber Heard'e aşık olan Johnny Depp 2012 yılında eşi Vanessa'dan ayrılarak Amber'la flört etmeye başlıyor. Medya bu ilişkiyi ilgiyle karşılıyor. Çift gittikleri her yerde kameralara gülümserken aşk ve tutku dolu bakışlarını gizlemişler. 2014 yılında nişanlanan ikili 2015 yılında Los Angeles'ta evleniyor. Ancak bu evlilik sadece 15 ay sürüyor. Boşanma davası açan Amber Heard aşırı alkol ile uyuşturucu madde aldığını ileri sürdüğü Johnny Depp'in kendisine yönelik fiziksel ve duygusal tacize bulunduğunu iddia ediyor. Birçok kez Johnny Depp tarafından darp edildiğini söyleyen Amber hatta Depp'in kendisine telefon fırlattığını ve bir keresinde ise parmağını kestiği gibi iddialar ortaya atıyor. Amber bu iddiaları sosyal medyada Me Too hareketine katılarak tüm dünyaya duyuruyor. İngilizce bend anlamına gelen Me Too hareketi kadınların maruz kaldıkları cinsel şiddet ve saldırıları sosyal medya üzerinden ifşa ettikleri bir çeşit eylem. İlk olarak Amerika'da başlayan hareket daha sonra bütün dünyaya yayılıyor. Bu harekete katılan isim yani mağdur olan kişi dünya ünlü bir oyuncu olunca hayli yer yerinden oynadı. Her neyse boşanma davasına geri dönelim. Hakkındaki suçlamaları reddeden de 2016 yılında görülen davada Amber Heard ile anlaşarak 7 milyon dolar ödüyor. Kamuoyunda mağdur ve kurban imajı çizen Amber Heard o dönem bu parayı bir yardım kuruluşuna vereceğini söylüyor. İkili mahkemenin ardından evliliklerini yayınladıkları şu mesajla sonlandırdılar. İlişkimiz zaman zaman tutkulu, zaman zaman kırılgan ama her zaman sevgiyle bağlıydı. Taraflardan hiçbiri maddi kazanç için yersiz suçlamalarda bulunmadı. Hiçbir tarafın fiziksel veya duygusal olarak zarar verme niyeti yoktu. Açıklamada şiddet yok, sevgi var denilse de Heard'ün iddiaları yenilir yutulur cinsten değildi. Hem sosyal medyanın etkisi hem de Amber'ın kameralar karşısındaki açıklamaları bütün okları Johnny Depp'e yöneltti. Önce birer birer film teklifleri geri çekildi, sonrasındaysa yapılan anlaşmalar donduruldu. Tüm bu süreç Johnny'nin yıllardan beri kazandığı tüm başarısı ve şöhretine adeta kara leke sürdü. Anlayacağınız Yedi Deniz'in efsanevi korsanı Kaptan Jack Sparrow gözden düştü. Yaşananların ardından büyük bir hayal kırıklığı ve şok yaşayan Depp büyük bir hukuk mücadelesi içine girdi. Böylece Hollywood'un en tanınmış çiftlerinden birinin özel hayatına dair tüm detaylar evde, okulda, iş yerlerinde ve de sofralarımızda tartışılmaya başlandı. Bu tartışmalar bak bu da olmuş. Peki bunu biliyor muydun? Johnny Depp yapmaz bence. Amber'ın nakli dengesi yine değil zaten minvalindeydi. İftiraya uğradığını ve kişilik haklarının ihlal edildiğini söyleyen Johnny Depp, 2022 yılında Amber Heard'ün kendisi hakkında yazdığı bir makalede kullandığı ifadeler nedeniyle dava açtı. Ünlü aktör bu makale yüzünden oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini ve imajının zedelendiğini aktardı. Amber Heard, Washington Post'a yayımlanan yazıda kendisini ev içi şiddet kurbanının temsil eden bir toplumsal figür olarak tanımlıyordu. Depp 2018 tarihli makalede ismi geçmese de bu yazı sonrası itibar kaybına uğradığını iddia etti ve eski eşinden 50 milyon dolar istedi. Heard ise asıl mağdurun kendi olduğu iddiasıyla karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat talep etti. Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği dava adeta bir düelloya dönüşmüştü. İnsanlar duruşmaları ekran başında canlı izliyor, daha sonra ise sosyal medyada yayınlar açıp kritiğini yapıyorlardı. Hatta dava Netflix'te en çok izlenen belgesellerden biri bile oldu. Amber Heard, Depp'in kendi
kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu ve evlerini darmadağın ettiğini iddia ediyordu. Bu iddiaların yanı sıra Hurt Depp'in alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarından kaynaklanan davranışları nedeniyle endişe duyduğunu da dile getirdi. Depp ise bu iddiaları reddetti ve Hurt'un kendi şiddet eğilimlerini gizlediğini öne sürdü. Depp'in avukatları Hurt'un iddialarına iftira olarak nitelendirdi ve müvekkillerini savundular. Ancak davanın en ilginç yerlerinden biri her iki tarafında birbirine karşı iddialarda bulunması ve kanıtlar sunmaya çalışmasıydı. Örneğin Johnny Depp'in avukatları eski eşi Vanessa Paradis ve kızı Lily Rose Depp'in şiddet eğilimlerini doğrulamadığını belirten mektuplarını sundular. Bununla birlikte Hurt'un avukatları da Depp'in öfke sorunlarını işaret eden ses kayıtları ve fotoğraflar gibi kanıtlar sunmaya çalıştılar. Bu süreç medyada geniş yankı buldu ve toplumda tartışma yarattı. Özellikle Me Too hareketinin yükselişiyle birlikte ünlülerin özel ilişkilerindeki güç dengeleri ve şiddet konuları daha fazla önem kazandı. Bu dava bu konuların derinlemesine ele alındığı bir örnek haline geldi. Ancak davanın karmaşıklığı ve tarafların birbirine karşı sunduğu kanıtların çeşitliliği nedeniyle kesin bir karar vermek çok zor oldu. Dava birbirinden ilginç iddialarla doluydu. Ama bir dışkı iddiası var ki herkese yok artık dedirtti. İddiaya göre Depp aralarının iyi olmadığı bir gün bazı eşyalarını almak için Amber Heard evde yokken eve dönmek istiyor. Ancak koruması Depp'e yatakta dışkı olduğunu söyleyip uyarıyor. Yani Amber Heard'ün Johnny Depp'e sinirinden yatağına kaka yaptığını iddia ediyorlar. Amber Heard tabii ki duruşmada iddiayı yalanladı ve dışkının evdeki köpeklerine ait olduğunu söyledi. Duruşmalarda sıkça başka ünlülerin de isimleri geçti. Bunlar arasında Johnny Depp'in farklı zamanlarda birlikte uyuşturucu aldıklarını söylediği İngiliz aktör Paul Bettany ve şarkıcı Marilyn Manson da var. Depp bir ortamda Manson'a daha fazla konuşmasın diye hap verdiğini itiraf ediyor. Ünlü oyuncu James Franco ve girişimci milyarder Elon Musk'ın isimleri de davada geçiyor. Depp evliliğe devam ederken Amber'ın onu James Franco ve Elon Musk gibi isimlerle aldattığını söylüyor. Amber Heard bu iddiaları da reddediyor ve eski sevgilisi Elon Musk'ın kendisi lehine tanık sandalyesine çıkabileceğini aktarıyor. Haftalar süren dava boyunca Amber Heard'ı en çok zorlayan şey mimikleri ve can alıcı hareketleri oldu. Heard'ün mahkeme salonundaki hareketleri epey de dikkat çekti. Hatta beden dili uzmanları ifade verirken sürekli olarak jüri üyelerinin gözlerinin içine bakan Heard'ün mimiklerindeki aşırılık nedeniyle daha az güvenir bulunduğunu savundular. Amber Heard'ün tutarsız iddiaları ve açıklamaları dava boyunca Johnny Depp'in lehine işledi. Gerçekten dersine çok iyi çalışmış olan Johnny Depp ve avukatı Amber'ın zamanında ortaya attığı tüm iddiaları kanıtlar ve tanıklarla birlikte savunarak tüm puanları topladılar. Yine dava boyunca ünlüler dünyasının kimi desteklediği de en çok merak edilenler arasındaydı. Johnny Depp burada da Amber Heard'ün önündeydi. Johnny'nin eski sevgilisi Winona Ryder ve eski eşi Vanessa Paradis de dava boyunca Depp'e destek açıklaması yaptılar. Ünlü oyuncu çift Javier Bardem ve Penelope Cruz da dava sürecinde Depp'in çok nazik biri olduğunu söyleyerek onu desteklediler. Gel gelelim hikayenin sonuna. Davayı tabii ki Johnny Depp kazandı. Jüri mahkemede çoğunlukla Depp'in yanında yer aldı ve kendisine $15 milyon tazminat ödenmesine karar verdi. Kararın ardından Depp'in avukatları yaptıkları açıklamada Depp için bu acı dolu sayfayı resmen kapattıkları için mutlu olduklarını belirttiler. Ve Johnny Depp'in $1 milyon tazminatı bir dizi hayır kurumuna bağışlayacağını aktardılar. Özetle Johnny Depp Amber Heard'ün parasını istemedi. Zaten yeniden kalpleri kazanıp kendini aklayan Depp alacağını aldı. Anlayacağınız işin sonunda Kaptan Jake yine kazandı. Cadı Kazanı'nın bir sonraki bölümünde kaynatmamızı istediğiniz konuyu yorumlara yazmayı ve Globe'u takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.